Merhaba, bugün size orijinali Connecticut Üniversitesi'nde felsefe dersleri veren Mitch Green tarafından hazırlanan bir dersi anlatacağız. Konumuz sorgulanmış yaşam. Sadece sorgulanmış hayat mı yaşamaya değer? Ne dersiniz? Bundan yaklaşık 2400 yıl önce ünlü filozof Sokrates 70 yaşındayken Atinalılar tarafından yargılanır. Sokrates, Atina'nın gençlerini yozlaştırmak da dahil olmak üzere pek çok suçla yargılanmıştır. Tarihsel kayıtlara baktığımızda o dönemde Sokrates'in pek çok öğrencisi olduğunu biliyoruz. Aristokrat ailelerin çocukları olan bu kişiler Sokrates'in şehir devletinin diğer saygıdeğer üyeleriyle girdiği tartışmaları dinlerken adeta büyülendiğini görüyoruz. Tartışma derken tabii ki sokratik tartışmalardan bahsediyorum, münakaşa değil. Sokrates sıklıkla ileri gelen kişilerle adalet ve bilgi kavramı gibi konular üzerine tartışırdı buradaki amacı onlara fikirlerinin temelinin olmadığını ve hatta bazı durumlarda fikirlerinin tutarsızlığını göstermekti. Zaman içerisinde bu konuşmalardan bir şeyler öğrenmek isteyen gençler Sokrates'in etrafında toplanmaya başladı. Ancak bu aristokrat yani soylu ve seçkin gençler Sokrates'in etrafında çok vakit geçirdikleri için savaş, ticaret ve emlak gibi konuları öğrenmeye daha az vakitleri kalıyordu. Bunu düşündüğümüzde aristokrat ailelerin Sokrates'i neden gençleri yozlaştırmakla suçladığını anlayabiliriz O dönemdeki tüm davalarda olduğu gibi Sokrates kendisine karşı açılan bu davada kendi savunmasını yaptı Ancak eylemlerini açıklamak ve gerekçelendirmek için ne kadar çaba sarf etse de sonuç değişmedi ve jüri Sokrates'in idam cezasına çarptırılmasına karar verdi aslında idam edilmek yerine Korint veya Negara gibi başka bir şehir devletine sürgüne gönderilebilirdi. Ancak Sokrates'in bu durumunda bile konuşmaya devam edeceğinin, fikirlerini kendisine saklayamayacağının farkındaydılar. Burada da insanlara adil bir toplumun nasıl olması gerektiğine ya da bir şey bilmenin mümkün olup olmadığına dair sorular soracaktı. Aslında Sokrates'in bu tavrı kendisine ait şu sözle anlaşılabilir. Sorgulanmayan hayat yaşanmaya değmez. O dönemde Yunan toplumu oldukça cinsiyetçiydi. Örneğin, kadınların toplumsal statüsü kölelerin toplumsal statüsüne yakın bir noktadaydı. Sokrates burada sadece erkekleri kastetmiş olabilir. Ancak bu kısıtlı kullanımına rağmen bunun oldukça güçlü bir görüş olduğunu söyleyebiliriz. Buradan şunu anlamamız mümkün. Kendimizi ne kadar az sorgularsak yaşamımız da o kadar değersiz olacaktır. Peki Sokrates'in yaşadığı dönemde veya daha sonrasında yaşamış olup da kendilerini sorgulamamalarına rağmen yaşadıkları dönemde insanların acısına çare olan, yeni teknolojiler üreten veya hastalıklara çare bulan ve bunlar gibi değerli şeyler yapan insanlar için ne diyebiliriz? Kendilerini sorgulamadıkları sürece bu insanlar dünyaya gelmeseydi daha mı iyi olurdu diye mi sormalıyız bu durumda? Bunun elitist ya da seçkinci bir yaklaşım olduğu açık. Ancak bu görüşü tamamen reddetmeden önce kendi kendimizi sorgulamanın tam olarak nasıl bir şey olduğuna bakalım. Sokrates ve o dönemde yaşayan çağdaşları için kendini sorgulama, kişinin hissettiklerini anlamaya çalışması, bilinçaltının derinliklerine dalması ve gerçek kimliğini keşfetmesi anlamına gelmiyordu. Aksine bu daha çok hayatın en iyi şekilde nasıl yaşanması gerektiğine dair analitik ve deneyime dayalı bir bakış açısı geliştirmekten ibaretti. Örneğin, antika radyolara veya salon danslarına ilgi duyuyorsanız veya ırklar arasında eşitlik için mücadele ediyorsanız, bunların önemli olduğu konusunda ısrar etmek yerine neden önemli olduklarını açıklamanız gerekir başkalarının uygunsuz bir davranışta bulunduğunu düşünüyorsanız, tarafsız gözlemci rolündeki kişilere bunun sebebini açıklayabilmeniz gerekir. Bunun gibi açıklamaları bulmaya çalışmak bizi derinden bağlı olduğumuz prensiplerimize dair daha derin sorular sormaya yöneltir ve bu da bizi daha alçak gönüllü kılabilir. Ayrıca filozof Richard Kraut'un belirttiği gibi Sokrates'in meşhur sözünün Yunancasına baktığımızda bu ifadenin sorgulanmayan yaşam yaşanmamalıdır şeklinde de yorumlanabileceğini görürüz. İlk çeviriyle farkını göstermek için bunu müziksiz yaşam yaşanmamalıdır ifadesiyle karşılaştıralım. Bu sözü söyleyen birisi aslında müziksiz bir yaşam yaşayan birinin yaşamında önemli bir şeyin eksik olduğunu kastetmektedir. Yaşam halen yaşamaya değer olabilir ancak bu durumda önemli bir boşluk olacaktır. Benzer şekilde kendi yaşamınızı sorgulamasanız bile yaşamaya değer bir yaşamınız olabilir, sadece önemli bir şey eksik kalır. Sokrates'in en tanınan öğrencisi olan Platon ya da Eflatun, hocasının diğer insanlarla olan diyaloglarını yazıya dökmüştü. Yaşamının ilerleyen döneminde Platon, Sokrates'in Ötüfron'la olan diyaloglarını kaleme almıştı. Ancak kurgu niteliğinde olan bu diyaloglar çoğu felsefeciye göre gerçekliği yansıtmaz ve genellikle Platon'un kendi felsefi düşüncelerini aktarmak için tercih ettiği bir araç olarak karşımıza çıkar. Bu diyalogların pek çoğunda Platon şu veya bu şekilde sorgulamadan hayatlarını yaşamış karakterleri ele alır. Bunlardan biri de İondur. Yunan şehirlerinde dolaşarak ezberden Homeros şiirleri okuyan bir rapsod yani saz şairidir. Ancak İyon ne söylediğini anlamaz ve Homeros'un incelediği büyük temaların pek çoğunun özünü kavrayamaz. Sokrates'in genç öğrencilerinden biri olan Kriton ise Sokrates'in yargılanmasından sonra hocasının idam cezasından kurtulabilmesi için onu hapishaneden kaçması konusunda ikna etmeye çalışır. Sokrates bu teklifi reddeder. Kriton ona şöyle der: "Senin kaçmana yardım edemediğim için insanlar hakkımda kötü düşünecek." Sokrates, Kriton'a başkalarının onun hakkında ne düşündüğünden çok doğru şeyi yapmak konusunda endişelenmesi gerektiğini söyler. Bunu söyleyerek de Sokrates, aslında Kriton'un diğer insanların gözündeki statüsünü neden önemsediğini sebeplerini tam olarak irdelemediğini ima eder. Son olarak da Glaukon, Sokrates'e onu görünmez kılacak bir yüzük bulabilirse kullanmak isteyeceğini, çünkü bu yüzük sayesinde tüm suçlardan kaçabileceğini söyler. Sokrates, Glaukon'a şöyle cevap verir. İşlerini böyle yasa dışı yollarla hallediyorsan servetin hiçbir önemi yok çünkü bu hak edilerek kazanılmış bir servet değil. Sokrates'in sorgulanmamış yaşama ilişkin sözlerini duyduğumuzda ilk olarak bunun çok keskin ve biraz da talepkar olduğunu düşünsek de şu an bu sözleri daha detaylı bir şekilde yorumladıktan sonra bunun hiç de mantıksız olmadığını söyleyebiliriz. Antik Yunan'daki sorgulanmış yaşam kavramı bizim için önemli olan şeylerin neden önemli olduğunu anlamlandırmaya çalışır ve başkalarının bizden daha farklı tutumları olabileceğini görmemizi sağlar. Daha önce sizinle aynı görüşte olmayan birine bakış açınızın neden doğru veya en azından neden mantıklı olabileceğini açıklamanın alçakgönüllü bir davranış olduğunu belirtmiştik. Böylesine bir çaba içerisine girildiğinde düşünsel tevazu gelişebilir, hatta bazı durumlarda güçlü inançlar bile yerinden oynayabilir. Sokrates ve ondan etkilenen diğer filozofların sorgulanmış yaşama bakışı, farklı bakış açılarını hemen reddetmeden önce onları da değerlendirmemize yardımcı olurken, bir taraftan da köklü inanışlarımızı yeniden gözden geçirme konusunda bize ilham verebilir. Sonuçta diğerlerinin nasıl ve neden yaşadığını anlamadan kendi yaşamımızı tam olarak sorgulayamayız.